Buna bakalım. Bunlardan sonra rahatlatıcı bir soru. Mutlak x, mutlak eksi 2x. Bir kere içerideki eksinin önemi yok. Onu normal böyle düşünebilirsiniz diyorum. 3 mutlak x. Sonra yine onu da böyle düşünebilirsiniz. Bu 2, 3, 4'leri dışarı alabiliriz. O zaman 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10. 10 tane mutlak x diyebilirim buraya. Yine aynı şekilde bunu mutlak 2x diye çıkarmıyorum. Sadece içinden işaretini değiştirme hakkım var. Bu da böyle. O zaman 2 taneden 3 tane çıktı. Bir tane mutlak x oldu ama eksi 1 mutlak x. O zaman mutlak x'ler gitti. 10 bölü eksi 1'den cevabımız eksi 10 oldu arkadaşlar. Öğrettiğim bir kuralla ilgili alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. Sayı vermeyeceksiniz. Şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Bir toplamda ayrı ayrı toplamlar toplamların mutlak değerinden büyüktür ya da eşittir. Bir kesrin en büyük olması için paydanın en küçük olması lazım. Matematik temel yorumumuz. O zaman mutlak x artı mutlak y diye bunu bir paranteze alayım. 3 tane mutlak x ayrı mutlak y ayrı. Şimdi paydanın en küçük olması için mutlak x artı mutlak y'nin en küçük olması lazım. Bu ne demek? Mutlak x artı mutlak y en küçük olması için anca mutlak y artı x eşit olur. O zaman tamam. Bakın. Mutlak x artı y'nin alabileceği en küçük değer. Böyle bu şekilde mutlak x artı y'dir. Bunlar da birbirini götürür. Cevap 7 bölü 3 olur. Anladınız mı olayı? Gördüğünüz gibi bir sayı bakın. Şunun gibi düşünün. A büyüktü, eşit 7 ise en küçük ihtimal a 7'ye eşittir. O mantık gibi düşünün. Dolayısıyla burada da mutlak x artı mutlak y bundan büyükse en iyi ihtimal birbirine eşit olur eşitlikten dolayı. Dolayısıyla böyle cevabımız 7 bölü 3 geldi. Burada ne demiş? X'in alabileceği değerlerin çarpımı nedir? Şu an önce burada hemen mutlak eksi -2x 2x'i böyle yazabilirsiniz. Böylece ne oldu bakın? 3x, 2x daha 5 tane mutlak x. Orası basit olduğu için hallettik. Mutlak eksi x yine içerideki işareti değiştirebilirim. Mutlak x artı 1 diyebilirim. Şimdi burada önemli bir durum var arkadaşlar. Gereksiz bir mutlak değer olmuş. Mutlak x zaten ya sıfırdır ya da pozitiftir doğru mu? Yanında da pozitif var. O zaman mutlak x artı 1 garanti tartışmasız ne pozitif? Pozitifin mutlak değeri nedir? Pozitif olduğu gibidir. O yüzden şu dışarıdaki Mutlak değer gereksiz olmuş yani sizi yanıltmak için o dışarı direkt mutlak x artı 1 olarak çıkar pozitif olduğu için olduğu gibi çıkarttım Sonra geliyorum buraya sağ tarafa Eksi -6x önce burada göstereyim böyle mutlak 6xtir dışarıda 6x artı x kare 6x ya sıfır ya pozitif x kare ya sıfır ya pozitif Bu da olduğu gibi çıkar. O zaman 6x artı x kare bakın dışarıdaki mutlak değerin orada gereksiz olduğunu fark ettik. Böylece 6 tane mutlak x burada 6 tane mutlak x burada birbirini götürdü. 1 eşittir x kare kaldı. Hangi x sayının karesi 1? Ya eksi 1'in ya 1'in. O zaman şıklarda eksi 1 ve 1 var. Pardon alacağı değerlerin çarpımını sormuş. Eksi 1 çarpı 1'den evet cevabımız eksi 1 olacak. Burada yine ne demiş? Evet bir kural ÖSYM taktiği. İki sayının toplamının mutlak değeri bu sayıların mutlak değerinin toplamından büyük olamaz. Matematikçesini yazayım bunun. İki sayının toplamının mutlak değeri bu sayının mutlak değerlerinin toplamından evet büyük olamaz. İşte bunu sözel olarak yazmış. Buna göre ifadesinin en küçük değeri nedir? Bir kesrin en küçük olması için paydanın maksimum olması lazım. O zaman bakın şimdi normalde kuralımız nedir? Mutlak x artı y küçüktür. Mutlak x artı mutlak y. O zaman mutlak x artı y'nin en büyük olması için ne olması lazım? Üst sınıra eşit olması lazım. Aynen şunu gibi. A küçük eşit 7 ise A'nın alabileceği en büyük değer nedir? 7'dir. Üst sınıra eşittir. Doğru mu? Burada da o yüzden mutlak x artı y gördüğüm yere bakın şimdi dikkat edin ne yazacağım. Böyle gördünüz mü? Çünkü alabileceği maksimum değer üst sınır mutlak x artı mutlak y. Burası da yine iki tane mutlak y. Aşağısı mutlak x artı mutlak y olur maksimum. O zaman iki tane mutlak x, iki tane mutlak x daha dört tane mutlak x. İki tane mutlak y burada çünkü önünde iki vardı. Mutlak iki y daha dört tane mutlak y. Aşağıda ne var? Bir tane mutlak x, bir tane mutlak y. O zaman cevabımız ne geldi? Dört.